İsmim Hüseyin, Hüseyin Sarı. Tokatlıyım, evliyim, iki çocuk babasıyım. KDN Yapı'da neler yapıyorsunuz? Burayı nasıl kurmaya karar verdiniz? KDN Yapı 2013 yılında resmi kuruluşumuzu yaptık. İnşaat sektörü biraz baba mesleğidir. Daha önce özel sektörde çalıştım. Daha sonra 2013 yılında KDN Yapı'yı kurmaya karar verdim. Hizmet sektöründe hizmet vermekteyiz. İnşaatların içinde tadilatlar yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bunu biraz detaylandıralım mı? Tam olarak neler yapıyorsunuz? Tabii ki inşaat, ev komple, tadilat, dekorasyon, temelden yapma hepsini yapıyoruz. Oteldir, hastanedir, sağlık ocağı gibi işler yapıyoruz. Yapı ayrımı olmadan hepsini? Yapı ayrımımız yok, evet. Peki bu tadilatları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ürün seçimini neye göre yapıyorsunuz? Ürünleri kalitesine ve yerin ihtiyacına göre. Yani sadece kaliteli olması yetmiyor. Yapılan uygulamanın uygulanacak yere uygun olması. Peki bize örnekler verebilir misiniz? Örnek, yani bütün malzeme izolasyondur, iç dekorasyondur, TSE kaliteli bir marka olması gerekir. Önceliğiniz kaliteli olması? Önceliğimiz kaliteli olması ama yani sadece kaliteli olması yetmiyor. Aynı zamanda yere uygun ve doğru uygulanması gerekiyor. Peki uygulamaları nasıl yapıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Bize bir yapının tadilat sürecinden biraz bahseder misiniz? Tadilat süreci öncelikle komple kırımla başlıyor. Bir program yapılır. O program üzerinde kırım yapıldıktan sonra, söküm yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir, malzeme seçimine geçilir, ölçüler netleştirilir, çizimleri yapılır. Ondan sonra sırayla bütün işleyiş devam eder. İşte sıvasıdır, tesisatıdır, elektriğidir. En son boya yapılıp anahtar teslim hale getirilip çıkıncaya kadar devam eder. Peki yapılardaki tadilat süreleri nelere göre değişiyor? Yapıdaki tadilat süreleri yerin uygunluğuna, hava şartlarına, yani çoğunlukla yani yapılacak işe göre değişiyor. Yapılacak işin alanın büyüklüğüne göre değişiyor. Peki siz işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu işin sırrı nedir? Güven, kalite, doğru çalışmak, doğru kişilerle çalışmak, işin uzmanı kişilerle çalışmak. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik nedir? Kaliteli iş yapmamız ve işimizin arkasında durmamız. En önemli özelliğimiz işimizin arkasında durmamız. Hiçbir usta hatasız iş yapmaz. Önemli olan hataları ve müşterinin isteklerini telafi etmek. Herhangi bir problem yaşandığında sizler neler yapıyorsunuz? Müşterimizin sorununu çözünceye kadar, sonuna kadar işimize devam ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz bizim yaptığımız işleri sosyal medya hesaplarımızdan görüp kalite, güvenimizi görüp bizi tercih edebilirler. Yaptığımız işleri zaten müşterilerimiz bize olumlu dönüşler sağlıyorlar. Müşterilerimiz genelde ikinci müşterilerimiz çoğunlukla tanıdık, yani müşterilerimizin tanıdığı kişiler oluyor. Peki işinizi yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bu zorluklara karşı nasıl çözümler buluyorsunuz? Karşılaştığımız zorluklar maliyet artışları. Kalitesiz malzemeler, maliyet artışlarından dolayı yan sanayi ürünler daha fazla çoğaldı. Bir de yabancı uyruklu ustalar, kişilerin çalıştırılması, bunlar bizi ciddi derecede zorluyor. Rekabet etmekte zorlanıyoruz ama elimizden geldiği kadar üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ekran başındaki izleyicilerimize yapı, tadilat konusunda öncelikle ihtiyaçlarının belirlenmesi, doğru malzeme seçimi ve güvenilir, sertifikası olan kişilerle çalışmalarını öneririm. Hüseyin Bey, bu keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.